Peki senin kayınvalidene ne demeli? Nasıl günlerce yani? Gidersek gideriz, elenirsek eleniriz, hiç problem değil diyordu. Evet. Ama cuma günü çıkışta seni kenara çekip azarlamasını da biliyordu. Aa, kayınvaliden seni bir izleyin, izleyin kızlar. Azarlamadı, sadece kızlar, konuştuk. Bir izleyin de görün. Gördün mü ya? Kıl payı, kıl payı kurtulduk yani. Seda Hanım açıklamasa, eleme yok demese gidiyoruz Aysun. Biraz bir saldın anneciğim, sanki. Anneciğim, ben bunun bilincinde değil miyim sence? Aysun, sabah elimden geleni yapıyorum buradayız. Ama. Anneciğim, sen çocuğu bırakıyorsun, ben işi bırakıyorum. Bir emek veriyoruz. Boşuna mı geliyoruz o zaman biz buraya? Az değil kızım ödüller. Anneciğim, neden bana böyle söylüyorsun? Niye böyle konuşuyorsun ya şimdi? Ya bugün değilse bir dahaki yani potayı kanmamızın tek sorumlusu ben miyim yani? Aysun, demek ki sen de yeterince yüksek puan veriyorum, kullanamadın. 4 veriyorum, 5 veriyorum. Daha ne yapayım? Eskisi kadar düşük vermiyorum. Bulamıyorsun, 5'i veremiyorsun. Bir puan Aysun, bile ne kadar Allah fark atıyor yani. Bir puanla mı kaldın Allah aşkına Aysun ya? Yani ben kayınvalideler odasında canımı dişime takıyorum. Zaten her gelen de bana takıyor. Mücadele ediyorum. Sen orada yemeğini yapacaksın, odaklanacaksın yemeğine Aysun ya. Anneciğim, sen şimdi benim yaptığım işi hafife mi alıyorsun Allah aşkına? O zaman niye potadayız? Sen orada dediğin gibi oturuyorsun kayınvalide odasında, bir işin beni izlemek, yani bir de insanlarla bir şey konuşmak, bir de kayınvalidelerle konuşmak. Aysun, ben orada bak bana hayatım. Sesini yükseltme. Ayten geldi. Ha, bütün suçu bana yüklemeye dinler çalışıyorsun. Dinler misin beni? Üçüncü haftasında bilezik aldı kız, daha 5. gününde 2. çeyreğini aldı Esra. Ya aa, ben ister miyim düşük puan alayım, pot olarak alayım Allah aşkına anneciğim ya. İstemezsen o zaman biraz daha canını dişine takacaksın. Nerede eksiklik var diyeceksin. O zaman sen de bana öyle bir nokta atışı yapacaksın. Yemeğini şöyle çıkart diyeceksin ki ben de onu çıkartacağım. Sen de gelip elinle koymuş gibi o bulacaksın. O zaman ne yapayım? 5-1-1-1 mi yapayım? Onu mu istiyorsun gene? Ya ben 5-1-1 yap dedim mi anne ya? Ne Aysun, şapkanı önüne al lütfen bir düşün. Bu son uyarım artık. Ben yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı artık. Ne yapabilirim? Buyurun kızlar, yorum sizde. Oo, Ayten Sultan esmiş, gürlemiş. Ayten değil canım, Nurten. Ay pardon, Nurten. Sonuçta, aklını Ayten'le bozmuş. Sonuçta o benim takım arkadaşım. Burada birlikte yarışıyoruz. Biz her gün bunun istişaresini yapıyoruz. Çeyrek altın kazandığımızda da, gün sonuncusu olduğumuzda da, potaya kaldığımızda da. Yanlışı var kıza, eksiği var, özür dilerim. Çok uzun zamandır olmuyordu zaten. Eksiği var, genelde kaybedince böyle istişareler yapıyorlar. Bence de. Bunu sen söyleme bari Zeynep, bizi ne kadar uzun zamandır tanıyorsun. Biz her gün kayınvalidemle her konuyu konuşuyoruz aramızda. Hayır, nasıl siz yapalım, kaybedince çıldırıyorsunuz canım. Yok canım, bizi kendine karıştırma. Gördük çıldıran işte. Çıldıran biz değiliz, üzülüyoruz. Gördük. Tabii ki üzülüyoruz. Burada yarışıyoruz. Sonuçta ödüller çok büyük. Ben niye çıldırıyorum biliyor musun Aysun? Çok iyi yemek yapıyorum. Ah, kayınvalidemden işte. Düşük alıp diğer kayınvalidemden işte. Yüksek alınca çıldırıyorum i̇şte doğal olarak. İşte bende de aynı öyle oluyor. Bak cuma günü ne oldu? Geldi kayınvalidem yüksek verdi. Diğer kayınvalideler bile isteye bana düşük puan verdiler. Nurten Hanım, cuma günü öyle bir korktu ki Aysun. Ben resmen korkusunu gördüm onun. Endişelendi, korktu demeyelim. Ki. Aslında mı? Yani. Potada olan Esra. Aysun'la Aysun beraber çok korktu. Ama Aysun gerçekten en düşük, çok korktu ben en gördüm. Düşük puanı alan Esra. Ama Seda Hanım iki kişiyi birden göndereceğiz deyince tabii ki telaşlandı. Çok korktu normal. Ben gördüm o korkuyu yani ödü patlıyordu aç gitti gidecek ben diye. Ben de gördüm ben bayılacak diye korktum. Aynen ben bayılacak diye korktum. Niye bayılsın? Ama Nurten Hanım'ın hatta gözlerinde de vardı o şey. Evet vardı var ikisinde o de vardı. O korku o gitme. Korkusu sizlerde de vardı. Ben korkmam. Sizde ben de vardı. Ben korkmam. Şimdi Seda Hanım'ın öyle diye şanı sürpriz deyince. Benim gelinim yapamasaydı zaten şimdiye kadar giderdik. Bakalım gelinim mutfakta ya. Bu hafta kimler veda ediyor? Farkında mısınız? Kimler dedim. Kimler? Yenilik şart dedim. Haftanın en düşük puanını alıp bizlere veda edecek olan İki gelini açıklıyorum. Benim gelinim cuma günü potadaydı ama en düşük puanı Esra almıştı. Seda Hanım elenme yok deyince iyi oldu. Hayır ama öyle olsaydı, ama bugün iki kişi elenecekti. Ama gelin daha elenme olmadan evet. Sizin Aysun hemen ağlamaya başladı. Evet. Hayır. Öyle. Ağlıyordu neredeyse. Hayır. Evet. Seda evet. Bir eleme yok şey dedikten kalmıştı. Sonra sevinçten ağladı o. Aysun samimi bir şekilde yorum yapabilir miyim sana? Dinliyorum. Ben Nurten teyzenin sana bu şekildeki tavrını yakıştıramadım. Nurten teyze gibi kibar bir insana. Aksine potaya kalmışsın, moralin bozuk. Sana iyi yönde
motive edip destek olması varken bu şekilde ses yükselterek yanına yaklaşması bence hoş olmamış. Şimdi şöyle seni bir şey. Seni motive etmemiş bence, tam tersi olmuş. Hayatım şöyle bir şey, ikimiz de bıkmış o an artık, üzgünüz. Bıkmış. Bir saniye Zeynep, ikimiz de o an üzgünüz. Dolayısıyla sıcağı sıcağına bir konuşma yaptığımız için birazcık hararet yüksek. Ama yine birbirimizi kırmıyoruz. Ben yine annemin bana söylediği cümlelerin hiçbirisinde bir art niyet aramıyorum. Hiçbirisini de beni kırmak için söylediğini düşünmüyorum. Sonuçta bize tanınan bir hak var. Yeni bir haftaya başlayacağız. Yeni haftada artık biraz daha çok çabala demek istiyor. Nasıl oluyor Yasemin Hanım? Seyretmedin galiba sen. Neyi? Haftanın en düşük puanını alan gitmiyor mu? Evet. Kim aldı? Esra. Ya biz, ya sen ilk geldiğinde kaç puanla yarışmaya başladın? Sen izledin ya mi? Ya sen ne yapacaksın benim gelinimi? Ne demek sen kendine ben bak. Buraya geleli bir hafta oldu. Ben benim gelinim evet potaya girdi ama en düşük almadan, en düşük almadan potadan çıktı. Esra potadan çıkamayacaktı, elenecekti. Seda Hanım dedi ki bu hafta eleme yok. Öyle kurtuldun. Hayır, o sizin için yoksa üzüldü. Yoksa Samsun'a yolcuydun yani. Baktı ki, baktı Aysun'un yüzü o yana bu yana kayıyor, ne yapsın? Güleyim ondan bari. Dolayı. Gül, gül de ben de kıdıklayayım seni de biraz gül. Oldu canım. Vallahi puan durumlarınızı bilmediğim için konuşamıyorum. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. En düşük puanı Esra almıştı. Normalde onun elenmesi lazımdı. Evet, ama elemediler. Sonra karar aldılar. Eleseydiler o zaman. Sonra ne dedi Seda Hanım? Seda Hanım ben siz... Aysun dedi, evet. Yemeklerine yardım ediyor, gösteriyorlar deyince ya. Bırakıyorum dedi. Ya? Ya ben bu konuya hiçbir şey demeyeceğim. Zeynep gerçekten Aysun yardım edecek. Nasıl demeyeceksin? Demeyeceğim ama iyiler yani. Kızların hepsi gelinliğe evet. Güzel geçiniyorlar diye. Güzel. Size güzel bir hediyesi şey. Oldu bu Seda güzel Hanım'ın. Bir şey. Kadın doğru söylüyor, hep yüksek veriyor, yüksek veriyor. Ama maalesef Aysun'un hiç attığı hiçbir şut golü olmuyor. Ah be Zeynep. Ah canım benim. Ah be Zeynep. Seni üzülüyorum de anlayayım senin adına İyi kızsın ya. Ama ne yapacaksın işte. Gerçekten üzülüyorum senin adına. Ben...